bölümde sizlerle birlikte yeni nesil bir teknolojiyi keşfedeceğiz. Yanımda gördüğünüz gibi bir aydınlatma direği var. Ama tabii ki bu direk bildiğiniz aydınlatma direklerinden değil, akıllı bir aydınlatma direği. Hatta kablosuz bir aydınlatma direği. Yani gücünü güneşten alan bir aydınlatma direği ve bunu bir startup geliştirdi. Şimdi ben de bu teknolojiyi keşfetmek için hemen konuğumuzla sizi tanıştırmak istiyorum. Eyes of Solar kurucusu, yanımda Hakan var. Merhaba Hakan. Merhaba Ahmet Bey. Hakan, nasıl bir teknoloji geliştirdiniz? Gün ışığından kendini şarj eden, elektrik ve data altyapısına ihtiyaç kalmadan haberleşmesini sağlayan ve görüntüleri aktarabilen bir aydınlatma direği geliştirdik. Evet, yani aslında şunu söylemekte fayda var. Sadece aydınlatma amacıyla değil, aynı zamanda veri de aktarabiliyor. Tabii, değil mi? Tabii, veri de aktarabiliyor. Nasıl veriler aktarabiliyor mesela? Üstündeki kamera donanımındaki almış olduğumuz görüntüleri ara ya da genel merkezlere aktararak hayatın normal akışına aykırı olan durumları denetleyebileceğimiz şekilde bir algoritma üzerinde işliyor bu sistem. Aynı zamanda aydınlatma sistemlerimizi otomasyon üzerinden de uzaktan kapatıp açmamıza yardımcı oluyor. Yani akıllı. IoT evet. Diyebileceğimiz yani nesnenin interneti olan bir cihaz. Doğru, evet. Peki Hakan, şimdi oldu güneş yok. Mesela şu anda biraz bulutlar var. Ancak aydınlatması hala çalışmaya devam ediyor. Ne kadar güneşsiz idare edebiliyor? Veya güneşsizle çalışıyor mu? Biz burada güneşe değil, gün ışığına bakıyoruz. Güneşi görmemize gerek yok. 4,5 saatlik gün ışığı şarjımızla 18 saatlik hizmet verebiliyoruz kesintisiz. Yani şu anda güneş yok ama aydınlatmaya devam edebiliyor. Bunun da sebebi aslında gün ışığı. Gün ışığından aldığı enerjiyi kullanabiliyor aydınlatma evet. açısından. Peki şu anda bu ürün kullanıcılara sunuldu mu veya kimler için geliştiriyorsunuz daha çok? Biz bu ürünü global çapta belediyeler, karayolları projeleri, güvenlik şirketleri, büyük çaplı inşaat projeleri için geliştiriyoruz. Ancak ürünümüzün alt modellerini de normal ev kullanıcıları da alıp istedikleri yerde kullanabilirler. Yani biz de alıp bahçemize koyup böyle bir aydınlatma sistemi ve aynı zamanda güvenlik sistemini kullanabiliyoruz. Tabii ki hem üstündeki kamera sistemini hem de aydınlatma sistemini mevcutta var olan uzak bir alandaki arazinizde bile rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çünkü hem elektrik altyapısına ihtiyacınız yok hem de dataya, tüm görüntülere ve verilere istediğiniz herhangi bir yerden rahatlıkla erişebilirsiniz. Yani direği dikebileceğiniz herhangi bir alan size doğru, yeterli aslında. Doğru, evet. Peki Hakan, başka bir sorum daha var sana. Startup bir şirketsiniz ve dolayısıyla yatırım almak sizin için çok önemli. Şu ana kadar yatırım aldınız mı Hakan? Geçen ay bir yatırım aldık. Kitlesel fonlama platformu Fon Bulucu'da. 43 saniyede fonlanarak 9 yıllık kırılamayan bir fonlanma rekorunu kırıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandık. Guinness Rekorlar Kitabı'na doğru, girdiniz. Evet. 43 saniyede yatırım aldınız. 43 saniyede talep ettiğimiz yatırımın tamamını aldık. Vay, çok enteresan. Bu 9 yıl içerisinde tamamlanmamış bir rekordu. Güzel şu rekor. An bizde. Harika. Şu anda dünyadaki rekor bizim bir Türk startup'ımızda. En hızlı yatırım alma rekoru. Doğru, evet. Peki Hakan, şu anda bu ürün kullanılıyor mu? Yani nerede kullanılıyor, böyle hali hazırda yaptığınız projeler var mı? Bizim projemiz İGA Hub İTÜ Çekirdek kapsamında 2022 yılında hayata geçmiş bir proje. Belli başlı aşamaları tamamladıktan sonra bu aydan itibaren İstanbul Havalimanı'nda ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda demo süreçleri, saha testleri başlıyor. Havalimanlarında evet, kullanılmaya başlıyor. Direkt havalimanlarında kullanılmaya başlanıyor. Özellikle İzmir Havalimanı yönetimi... Evet. Ürünün sahasında olması gerektiğine karar verdi. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda sahada görüşmek üzere. Hakan, tebrik ediyorum. Harika bir ürün geliştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.